Korkuyor musun? Yaşamaktan, yüzleşmekten ve hatta düşünmekten bile korktuğun şeyler var mı bu hayatta? Ya da bu korktuğun şeyler başına gelirse baş edemem diye korkuyor musun? Korkmaktan korkuyor musun peki? Bu videoda sana korkudan ve korkunun korkusundan bahsedeceğim. Korkunun öyle bir açmazı vardır ki sen ondan kaçtıkça o seni kovalar ve sen ondan kaçtıkça o senin arkandan koşuyor ya, gitgide büyür. Seni kovalarken. Sen ondan kaçtıkça o bundan güç alır. Ve bir bakmışsın ki her arkana dönüp baktığında o daha da büyümüş olur. Ve korkun hayatını esir almaya başlar. Korkunu çağrıştıracak her şeyden kaçmaya başlarsın. Çok temkinli olmaya başlarsın. Attığın her adım senin için tedirginlik vericidir. Sanki şöyle bir örnek verebiliriz. Kapıda Korkun ve kapıyı çalıyor. Tık 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 tık. Sen evin en dip köşesindesin. Ve kapıyı açmaktan korkuyorsun. İçeri girerse o korkunu temsil eden insan ne yapacağını bilemiyorsun. Sanki içeri girerse sen hiç dayanamayacaksın. Hiç baş edemeyeceksin. İşte korku insanı bu şekilde etkiler. Korku insanı neden bu kadar çok etkiler biliyor musun? Çünkü arkasında kocaman bir belirsizlikler kümesi vardır. Ve bu belirsizlikler ortaya bir ihtimaller denizi çıkartır. Hayatta korktuğun şeyleri bir düşün bakalım. Ve bunların senin başına geldiğini bir düşün. Düşündüğün zaman, gerçekten o şeylerle karşılaştığın zaman, zarar gördüğün zaman en fazla uğraşacağın şey 2-3 tane ihtimaldir. Ama o belirsizlik durumu ortaya çıktığı zaman kafanda, düşündüğün zaman o ihtimaller denizinde yüzlerce, binlerce ihtimal vardır. Belki çoğu gerçekte hayatına gelmeyecek şeylerdir. İnsan biraz abartır düşünürken ve sen her biriyle tek tek uğraşırsın. Halbuki o olay gerçekten başına gelmiş olsaydı çok daha azıyla uğraşacaktın. Bu sebeple o korku hali seni çok fazla etkiler. Bir de korkulan şey başına geldiği zaman dayanamayacağın, beceremeyeceğin ihtimali de seni çok gerer. Ne yaparsın biliyor musun? Ya işte istemediğin bir durum var. Reddedilmekten korkuyorsun. Ya da tahlil yaptırmıyorsun. Hastaneye gitmiyorsun. Kontrollerini yaptırmıyorsun. Ya korktuğun hastalık sende çıkarsa diye. Ne oluyor bu sefer? Bunun arkasında ne var? Ya bu korktuğum şey başıma gelirse, ben dayanamazsam, ben mahvolursam, ben bitersem gibi. İşte bundan dolayı da korku bizi çok fazla etkiler. Sana kendi başımdan geçen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çok uzak olmayan bir zaman diliminde. Bu senenin başında daha ufak oğlum Tuna'nın başına bir şey geldi. Şöyle bir şey, normalde çok mutlu mesut bir çocukken bazı belirtiler gözlemledik. Bu belirtilerden bahsetmeyeceğim burada. Ve bu belirtiler bizi biraz tedirgin etti. Doktora götürdük, kontrole götürdük. Gittiğimiz yerdeki doktor bize dedi ki lösemi olabilir. Ve o an anlatamam size yaşadığım duyguları. Yani insan başkasına belki böyle bir konumda yardımcı olabilir ama kendi canı kanı evladına böyle bir ihtimalden bahsedince ya şey gibi hissettim. Sanki yani kaynar suyu alıp üstüme dökseler çok daha iyi hissederdim kendime. Arabayı sürüyorum, başka bir hastaneye gidiyoruz. Üniversite hastanesine geçeceğiz oradan. Arabayı sürüyorum, bir yandan ağlıyorum. Diyorum nasıl olur böyle bir şey? Bir yandan oğluma bakıyorum, Tuna'ya bakıyorum. Ya ufacık daha diyorum. Nasıl olabilir? O kadar kötüyüm ki yani belki bu tür durumlarla karşılaştım bir psikolog olarak ama insan olarak ilk defa yaşadım. İlk defa başıma geldi. Sonrasında doktora gittik ve Tuna'yı hastaneye yatırdılar. 3 günlük çok ağır bir süreç yaşadık. Sonrasında çok şükür ki lösemi olmadığı anlaşıldı. Şimdi benim burada dikkatimi çeken çok önemli bir ayrıntı oldu. İlk bir gün ve ertesi günün bir kısmı ben çok fazla korkuyordum. Diyorduk ki ya lösemi çıkarsa ne yapacağız, Allah'ım baş edemeyeceğiz, biz mahvolduk bittik. Sonra bir yandan da kendimi gözlemliyorum ne yaşıyorum diye. Yavaş yavaş korkumun o kötü hissettiğim şeyin başka bir şeye dönüştüğünü fark ettim. Bir yandan baktım çözüm yolları ne? Tedavi yolları ne? Daha önce insanlar ne gibi sorunlarla karşılaşmışlar ve nasıl çözüm yolları bulmuşlar? Sonrasında bunu diğer danışanlarımla karşılaştım. Mesela kanser tanısı alan danışanlarımla. Ve dedim ki bu sanırım herkeste olan bir süreç. İlk başta insan çok korkuyor olsa da sonrasında o ilk şok, ilk öfke, neden ben öfkesi geçtikten sonra bir sakinlik evresi geliyor. Ve sonrasında insan mücadeleye başlıyor. Ben artık bununla nasıl savaşırım diye. Yani
Aslında bütün korkulan şeylerde bence bu mekanizma işliyor. Başına gelmesinden korkuyorsun ya. Korktuğun zaman hissettiğin kaygı 90 puan, 100 puan, 100 üzerinden. O senin başına geldiği zaman emin ol, ilk zaman belki evet 90-100 hissedeceksin o seviyede bir puan korku seviyesi, ama sonrasında gitgide azalacak. Ve bir bakmışsın ki sen mücadelenin içine düşmüşsün. Bu sebeple korkuyla yüzleşmek en önemli şartlardan birisi bizim için. Bence bir insanın şu hayattaki en önemli yeteneği, en önemli özelliği, hayatta kalma becerisini sağlayan en önemli o temel özellik nedir biliyor musun? Adaptasyon süreci. Alışmak. Şimdi başına ne gelirse gelsin, İlk başta hepsinde aynı durum ortaya çıkıyor. Korkuyorsun. Çok korkuyorsun, çok kötü hissediyorsun. Öfke içindesin. Ya bu benim başıma neden gelir, nasıl gelir diye. Şoktasın, belki kabul etmiyorsun, inkar ediyorsun başına gelenleri. Yok yok, aslında böyle bir şey olmadı diyorsun. Ama sonra insan yavaş yavaş alışıyor. Ve o alışma sürecine girdiğin andan itibaren sana bir soğukkanlılık geliyor. Çok kısa bir süre içinde gerçekleşiyor bunlar. Ve ondan sonra artık savaşmaya hazır haldesin. Ne yaptın? O en başta bahsettiğim şey var ya, ihtimaller denizi. Artık uğraşman gereken yüzlerce ihtimal yok. Birkaç tane şeyle uğraşmak zorundasın. Daha güçlüsün, daha hedefe yönelmiş durumdasın. Bu başına gelebilecek en küçük olumsuz ihtimalden en büyük ihtimale kadar her zaman böyledir. İnsan ilk başta şoka girer, kızar, öfkelenir, biraz depresif hisseder ve sonrasında adapte olur, savaşa başlar. Sen de böyle düşünmelisin. Her gün o korkunun yüksek seviyesini yaşamaktansa, o kapıyı çalıyordu ya, tık tık tık. Aç kapıyı, gelsin içeri, bir bakalım ne diyor, derdi ne. Belki de o korktuğumuz şeyin çok çok azıyla karşılaşacağız. Bu sebeple bence yüzleş. Bu arada bu video vesilesiyle de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tuna kısa bir süre o dönemde hastanede yatmıştı. O yattığı bölümde hep lösemi tanısı almış çocuklar vardı. Ben şunu fark ettim. Lösev benim kafamda zaten hep olumlu bir imaja sahipti, ama orada o insanların hayatına yaptığı katkıyı görünce hakikaten ya çok duygulandım. Duygulanmamak elde değil. Dedim ki ya iyi ki böyle organizasyonlar var, iyi ki böyle dernekler var, iyi ki böyle insanlar var. Eğer senin de elinden geliyorsa, maddi olabilir, manevi olabilir, desteğini esirgeme. Bence bu tarz derneklerden, belki de bu örnekte LÖSEV'den. Kendine çok iyi bak. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum sana. Görüşmek üzere.